Yönetim bilişim sistemleri nedir? İki ayağı olan bir bölüm. Mikro ekonomi, makro ekonomi dersleri alıyoruz. Bilgisayar mühendisliğinin eşit ağırlığı da deniyor. Okuldaki yeterli olmayacak. Bir bilgisayar mühendisliği kadar ağır değil. Sun Express Hava Yolları'nda Product Management alanında staj yapıyorum. Uluslararası ticaret bölümüyle farkını sorabilirsin. Çok ortak derslerimiz de var. Hem bizim kampüste olan diğer bir bölümde turizm. Sıralamaları çok yükselen bir bölüm. 2018 senesinde 7000 almıştı. 650-700 yapan birisi ki en yüksek 3. bölüm oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yahya Kemal. Kısaca kendimden bahsedeyim. Belki daha önceki videoları izlemeyenler vardır. Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu videoda yönetim bilişim sistemleri nedir? Hangi dersleri içerir? Yönetim bilişim sistemlerinden mezun olan kişiler hangi mesleklerde çalışabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Yönetim bilişim sistemleri isminden de anlaşılacağı üzere iki ayağı olan bir bölüm. Bunların bir tanesi yönetim, diğeri de bilişim. Bilişim dediğimiz şey aslında zaten içinde teknoloji barındıran her şey. Bu da yazılım gibi, database gibi, işte sistem kurulumu, inşası gibi birçok alanı barındırıyor. Yönetim dediğimiz kısımda da direkt yönetimle ilgili olan dersler de var. Onun yanında finansla alakalı aldığımız dersler de var. Mesela birinci sınıfta mikro ekonomi, makro ekonomi dersleri alıyoruz. İkinci sınıfta muhasebe dersleri var, yönetimsel ve finansal muhasebe. Üçüncü sınıfta da finans dersimiz var direkt. Ve yönetim bilişim sistemleri okuyan bir kişinin beklentisi nedir, ne olmalı? Biraz bundan bahsedeyim. Yönetim bilişim sistemlerine ya yazılıma cidden ilgili olan kişiler seçer. Çünkü bilgisayar mühendisliğinin eşit ağırlığı da deniyor aynı zamanda bu bölüm için. Ya da diğer ürün kısmına, business kısmına, marketing bu gibi alanlara ilgisi olan kişiler yönetim bilişim sistemlerini tercih edebilir. Bu bölümde yazılım dersleri alıyorsunuz. Yazılım derslerinin yanı sıra kendinizi geliştirseniz iyi bir yazılımcı olabilirsiniz. Yazılım dersleri çünkü okuldaki yeterli olmayacak sizin için. Biraz pratiğe dökmeniz gerekecek. Bunda Boğaziçi Titan'ını kullanarak kolay bir şekilde bulabileceğiniz stajlar ile yapabilirsiniz. Bu yönden yazılım bölümü olarak tercih etmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Hem bölüm bir bilgisayar mühendisliği kadar ağır değil. O kalan boş vaktinizde de kendiniz yazılım çalışarak güzel bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Business alanına, marketing alanına yönelmeyi düşünenler için de aslında tavsiye edebileceğim bir bölüm. Yine stajlarınız artı aldığınız güzel The Principles of Marketing gibi, pazarlama prensipleri gibi, yönetim dersleri gibi, finans dersleri gibi derslerle kendinizi business alanında geliştirip güzel bir şekilde staj bulabilirsiniz. Mesela ben şu an Sun Express Hava Yolları'nda Product Management alanında staj yapıyorum. Yaz stajyeriydim. Daha sonra uzun dönem stajyeri olarak şu an devam ediyorum. Uluslararası ticaret bölümüyle farkını sorabilirsiniz belki. Uluslararası ticaret bölümünde bilişim kısmı yok. Orada da ikinci bir yabancı dil öğreniyorsunuz. Böyle bir farkı var en başta. Daha ticaretle özelleşmiş dersler var. Ticaret hukuku gibi yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok ortak derslerimiz de var. Muhasebeleri, ekonomileri biliyorum ortak olarak aldığımız. Zaten bizim kampüste olan diğer bir bölümde turizm. Turizmde isminden de anlaşılacağı üzere turizm özelinde dersler var. O tamamen farklı bizimle. Ama turizmden MIS'le çap yapanlar var veya yandal yapanlar var. Böyle de bir imkan mevcut. Eğer turizme gittiyseniz de MIS'e ilgi duyup çap yapabilirsiniz veya yandal yapabilirsiniz. Ya sıralamaları çok yükselen bir bölüm. Açıkçası yönetim bilişim sistemleri 2019 senesinde 2900'e almıştı. Hatta 2018 senesinde 7000'le almıştı. Daha sonra kademeli olarak 2900, 1500, 1200, 1300 gibi geldi. Hatta şu an son yıl 700'lerde aldı diye biliyorum. Cidden çok yükseldi. Hani şu an bu sene mesela 650-700 yapan birisi yani biraz daha yükselmesi halinde giremeyebilir. Daha önce hani 7000'lerin girdiği bir bölümken. Ya biraz bunda da tabii eşit ağırlık bölümü sonradan olmasının etkisi oldu. Daha önce sadece ilk sınav dediğimiz TYT ile hatta önceki ismi YGS olan sınavla alıyordu 2017 senesi dahil. 2018 senesinde ilk defa eşit ağırlıkla aldığı için zaman içinde çok yükseldi bölüm. Kendi yerini yeni yeni bulduğunu düşünüyorum. Hatta bizim okulda da işletme ve iktisattan sonra TM alanındaki en yüksek 3. bölüm oldu. Yani şu an hızlı bir video çekeyim dedim böyle. Yönetim bilişim sistemleri için çok soru geliyordu. Video çekmem isteniyordu. Biraz detaylı olmadı. Biraz da doğaçlama bir video çektiğim için. Ama siz sorularınızı yorumlarda belirtirseniz ben bunun ikincisini çekerim. Hatta yanıma okuldan birilerini de alırım. Soru cevap şeklinde de yapabiliriz. Bu aslında o zaman şöyle bir video olsun. Size soru cevap öncesinde çektiğim bir video olsun. Bu video altında yorumlarınızı yazın. Yönetim bilişim sistemlerini size detaylı bir şekilde anlattığım, işte sorularınızın karşılığının bulduğu bir video çekelim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. Farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden kişileri de konuk edeceğim. Umarım güzel bir video olmuştur, faydalı olmuştur. Aklınızdaki soru işaretleri gidermiştir. Çok teşekkür ederim. İyi günler.